Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ağlayan pasta tarifiyle sizlerleyim. Bizim evimizde de oldukça sevilen bir lezzettir. Hemen malzemelerini saymakla başlayayım. 5 adet oda ısısında bekletilmiş yumurta, 5 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı tepeleme kakao, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un var arkadaşlar. Hemen oda ısısında bekletilmiş yumurtamın üzerine toz şekerimi ekliyorum. Kek ve pasta keklerinizde yumurtalarınızı oda ısısında bekletmeye özen gösterin. Bu sayede kekleriniz daha güzel kabarır ve daha güzel süngerimsi bir kek elde etmiş olursunuz. Şimdi hemen mikserimle boza kıvamını alana kadar, beyaz köpük olana kadar yumurtamı karıştıracağım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonuna tıklarsanız başka tariflerden de haberdar olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi boza kıvamına geldi yumurtalı şeker karışımım. Bembeyaz köpük oldu. Yaklaşık 7-8 dakika bu şekilde karıştırdım. Yani ne kadar güzel karıştırırsak o kadar güzel kek ve pasta keki elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Çok az daha karıştıracağım. Yani bu aşamada size göstermek istiyorum ki daha güzel kek ve pasta keki sizin de elde ettiğiniz için hemen sütümü de ekliyorum. Çok az mikserle karıştıracağım arkadaşlar. Geri kalan malzemesini sonra ekleyeceğim. Şöyle birazcık karıştırıyorum hemen. Yumurta köpüklerinin sönmemesi için fazla karıştırmadım. Bir su bardağı unumu ekliyorum. Kakao da ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu tepeleme ekledim. Evet, şimdi vanilyamı ekliyorum arkadaşlar. 2 paket kabartma tozumu da ekleyeceğim. Yani 2 paket kabartma tozu size fazla gelmesin. İnanın tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Daha güzel kabaracak. Çünkü büyük borcamda yaptığım için içinde yani sütü ve sıvı yağ zaten yok. O yüzden de hani az malzeme. Daha güzel kabarması için 2 paket kabartma tozu kullanıyorum. Şimdi spatula yardımıyla karıştıracağım. Mikserle de devam edebilirsiniz. Yani ben o şekilde de yapıyorum. Yumurta köpüklerim sönmüyor ama bu sefer hemen şöyle pratik olsun diye spatula ile yapmak istedim. Ve evet, karışımım arkadaşlar birazcık akışkan oldu. Hemen şimdi bir yemek kaşığı daha un ekleyeceğim. Bazen yumurta büyüklüğüne ve un marka kalitesine göre bu değişebilir. Hemen şimdi bir yemek kaşığı unumu da ekleyeceğim. Malzemeyi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da malzemesine bakabilirsiniz. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen büyük borcamıma yağlayıp kek hamurumu ekliyorum. Yağlanmış borcamımı ekledim. Daha ufak borcamda da yapabilirsiniz. Az kişiyseniz. Ben büyük borcamda yapmak istedim. İnanın büyük bir tepsi harika bir pasta oluyor. Şöyle hemen tezgahımda vuruyorum ki her yeri eşit şekilde düzlük olsun, havası çıkması için. 175 derece fırınımı 6-7 dakika ısıttım. Orta rafta hemen pişirmeye bırakıyorum fansız ayarda. Evet. Kekim pişti. Kürdan testiyle batırdım. Yaklaşık 20-25 dakikada hemen kekim pişti arkadaşlar. Kekimin ilk sıcaklığını çıkması için 1-2 dakika bekledim ki arkadaşlar. Direkt fırından çıkarttığım gibi dökseydim hamurlaşma olurdu. Onu da istemediğim için ilk 1-2 dakika ılınmasını bekledim. Şimdi 1,5 su bardağı soğuk sütümü kekimin üzerine her yerine dağıtacak şekilde döküyorum. Evet, yarım su bardağı tekrar sütümü devam edeceğim. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen kekimi kenarda bekletirken ben de kreması için krem şantiyi hazırlama işlemini gerçekleştiriyorum. Ben 3 paket krem şanti kullanacağım. Büyük borcamda da yaptığım için daha fazla kalın olması için kremamın. Evet, 1,5 su bardağı süt de ekliyorum. Zaten krem şantinin üzerinde ne kadar ölçülerde kullanacağımız yazıyor arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. Sütümü de şimdi hemen karıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Sütümüzün de soğuk olmasına özen gösterdim. Buzdolapta beklemiş soğuk süt kullandım. Evet, krem şantimiz oldu arkadaşlar. Biraz daha karıştırıyorum.
Ve evet, krem şantim hazır. Şimdi hemen beklemiş kekimin üzerine krem şantimi sürüyorum. Kekimizin soğuk olmasına özen gösterim. Sıcak olursa zaten krem şantimiz erir ve güzel bir sonuç elde edemeyiz. Mutlaka biraz da kekimizi dinlendirelim arkadaşlar ki sütünü güzel çeksin. Sütünü güzel çektikten sonra daha güzel krem şanti üzerine sürülür. Evet. Yavaş yavaş süreceğim ki arkadaşlar kekim bakın hemen zaten ben de bir iki yerden hemen kekten bir parça geldi. Kekimizi parçalanmaması için üzerine. Evet. Bu şekilde güzelce krem şantiyemi de güzel kekin üzerine kapladım. Ve şimdi hemen üzerine hazır çikolata sos kullandım arkadaşlar ben. Zaten çikolata sosun üzerinde yapım talimatı var. Bu şekilde yaptım. Ağlayan pastanın üzerine de hazır çikolata sosunu çok yakıştırıyorum. Daha akışkan oluyor ve güzel oluyor. Evet. Şimdi hemen spatula yardımıyla her yerini eşit şekilde dağılımı için yavaş yavaş arkadaşlar dağıtacağım. Hızlı hareketlerle yapmamaya özen gösteriyorum ki krem şanti ile karışmaması için. Evet. Şimdi bir iki saat dinlendirip sonra servise hazırlayabiliriz. Evet. Büyük borcam tepsi pastamız oldu arkadaşlar. İnanın hem çok hafif bir o kadar da lezzetli. Yapmadıysanız, denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.